Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamünaleyküm. Bu kritik günlerde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeleri, elde ettiğimiz başarıları, yerli ve milli teknolojilerimizi herkese duyurmak ve gurur kaynağı haline getirmek boynumuzun borcudur. Sizler de bu videoyu beğenerek ve nokta dahi olsa yorum yaparak videolarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir rol oynayabilirsiniz diyelim ve kaldığımız yerden videolarımıza devam edelim. Geleneksel savunma sistemlerinin evrimi, günümüzün hızla ilerleyen silah teknolojileri karşısında kısıt kalmaktadır. Hipersonik füzelerin yükselen önemi, mevcut savunma sistemlerini aşma potansiyeline sahiptir. Bu füzeler, inanılmaz hızlara ulaşarak mevcut savunma sistemlerinin sınırlarını zorlamakta ve onları etkisiz hale getirmektedir. Dünya çapında birçok ülke, hipersonik silahların geliştirmesine büyük önem vermekte ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırmaktadır. Hipersonik füzelerin sahip olduğu muazzam hızlar, tespit edilmelerinden izlenmelerine kadar mevcut teknolojilerin sınırlarını zorlayarak onları etkisiz hale getirmektedir. Bu durum, geleneksel savunma sistemlerin bu yeni tehdide karşı savunmasız kalmasına neden olmaktadır. Hipersonik füzeler, şu an için tespiti ve etkisiz hale getirilmesini neredeyse imkansız kılan yüksek hızlarıyla öne çıkmaktadır. Bu durum, savunma alanında ciddi bir açık yaratmakta ve mevcut sistemlerin bu hızlı ve etkili silahlar karşısında yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle yeni savunma taktikleri ve teknolojilerin geliştirmesi acil bir gereklilik haline gelmiştir. Bildiğiniz gibi artık geçmişten gelen geleneksel savunma sistemleri, son yıllarda önemi oldukça artan ve üzerine çalışmaların yoğunlaştığı hipersonik füzeler karşısında çaresiz duruma düşüyor. Dünyanın önde gelen bazı ülkelerinin çalışmalarına ağırlık verdiği hipersonik füzeler o kadar ütopik hızlara ulaşmaktadır ki, halihazırda mevcutta bulunan hava savunma sistemleri karşısında bu yüksek hızlar büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Bu sebeple tespitinden takibine kadar şu an için neredeyse imkansız konumda olan bu hipersonik füzeler yüksek oranlarda durdurulamamaktadır. Yaklaşık 5 Mach ve daha yüksek hızlarda yol alabilen bu hipersonik füzeler ses hızının yaklaşık 5 kat üzerine kadar çıkabilmektedir. Üretilen bazı füzelerin ise 10 Mach'a kadar çıkabildiği iddia ediliyor. Fakat herhangi bir veriye ulaşamadık. Hipersonik füzeler gelecekte kullanıma alındıklarında mevcut savunma sistemleriyle taarruz sistemleri arasında haliyle çok büyük farklar açılacaktır. Şu an için günümüzde bu hipersonik füzeleri yakalayabilecek veya etkisiz hale getirebilecek kapasitede bir füze savunma sistemi bulunmuyor. Bu yüzden gelişmiş ülkeler son dönemlerde hipersonik füze çalışmanın üzerine düşüyorlar. Önümüzdeki yıllarda hipersonik füzelerin süpsonik ve süpersonik füzelerden çok daha yüksek hıza ve etkiye ulaşması bekleniyor. Ağır savunma araçlarını kolaylıkla yok edebilecek güce sahip olması beklenilen hipersonik füzeler, yüksek caydırıcılık yetenekleriyle de ön plana çıkıyor. Savunma sanayinde genel kamuoyuna görece, diğer kurumlarımıza göre daha az bilinen TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü, aslında bu tarz oldukça kritik ürünler geliştirmede önemli roller üstleniyor. TÜBİTAK SAGE, Türkiye'nin ilk yerli seyir füze SOM'u geliştirdi. Ardından günümüzde uçaktan atış testleri icra eden Hava Hava Füze Sistemi Göktürk projesini son aşamaya getirdi. Ve hatta süpersonik füze çalışmanın olduğunu da Sayın Gürcan Okumuş bizzat duyurmuştu. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, konuşmasında şu an dünyada çok az sayıda bulunan ve ses üstü hızlarda görev yapabilen ramjet teknolojili bir füze üzerinde çalıştıklarını, üstelik yakın zamanda da sonuç alabileceklerini açıkladı. Bunun üzerine ramjet ve skramjet teknolojilerini biraz araştırdım ve sizlere de aktarmak istiyorum. Ramjet, bazen halk dilinde kullanılan adıyla soba borusu jet, hareketli parça kullanmayan bir jet motoru türüdür. Yüksek hızda kullanılan basit bir motordur. Bu avantajı sayesinde füze sistemlerinde kullanılmıştır. Ramjet, ileri itişli sıkıştırılmış hava alışlı döner kompresörü bulunmayan bir jet motor çeşididir. Düşük hızlarda etki oluşturmadığı için yerde duran bir uçağı harekete geçiremez. Yüksek hızlı uçuşlar için uygundur. Kompresör ya da türbin gibi hareketli parçaları olmayan bir motor türüdür. Ramjetler çalışabilmek için bir ön hıza ihtiyacı vardır ve ses üstü hızlarda çalışmaya başlayabilirler. Bu çeşit motorlar 5 Mach hızına kadar çalışabilir. Daha yüksek hızlara çıkılması için skramjet motorlarına ihtiyaç vardır. Yüksek hız gerektiren uygulamalarda kullanılmamaktadırlar. Silah yapımcıları dış kabuklu ağır silahlara ramjet ekleyerek menzilini artırdılar. Skramjetler ise bir ramjet çeşidi olup farklı olarak süpersonik yanma odasına sahiptir. Havanın sıkıştırılarak alındığı, yakıtın yakıldığı yanma odası ve egzozun giriş hızından daha hızlı ayrıldığı lüleye sahiptir. Ticari jet motorları havanın motor içine alıp sıkıştırılması için kompresör kullanır. Daha sonra spiral halindeki yakıt sıkıştırılmış havayla birlikte ateşlenerek geriye doğru gider ve trast oluşturur. Skramjet havayı sıkıştırmak için uçağın hızını kullanır. Yani çok az hareketli parçaya ihtiyaç duymaktadır. Skramjet,
atmosfer içinde hipersonik hızlarda uçmak için tasarlanmış bir jet motorudur. Bir roketten farkı ise roketler gereken oksijeni üstüne taşıdığı tanklardan sağlarken scramjet yanma için gereken oksijeni atmosferden alır. Scramjetler bu yönüyle jet motorlara ortak özellik gösterir. Ancak jet motorlar scramjetin uçtuğu hızlarda uçamazlar. Türbinli motorlar süpsonik ve süpersonik hızlarda çalışabilmektedirler. Ancak Mach hızını geçtiklerinde çabucak kararsız hale gelirler. Kompresöre giren havanın basıncı ve sıcaklığı artar. Mach hızını geçmek demek bu değerlerin daha da artması anlamına gelmektedir. Yüksek sıcaklık, yakıt hava karışımından istenilenden yüksek enerji çıkmasına, motorda erimeye ve yapısal hasarlara yol açar. Mach arttıkça sürüklemenin karesiyle orantılı artış gösterir. Ayrıca kullanılabilen enerji de düşer. Türbinli motorlarda hız arttırma için giren havanın sıcaklığı düşürülür ya da itki arttırıcı sistemler eklenir. Ramjetler turbojetlere göre daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilmektedirler. Turbojetlerden daha yüksek hızlara da ulaşırlar. Ancak onların da çalışabilmesi için yanma odasına giden havanın süpsonik hızda olması gerekir. Süpersonik hızda uçuşta süpsonik hava kullanmak, kompresör kullanmaktan daha verimlidir. Ancak yüksek hızda başka bir problem ortaya çıkar. Hava süpersonik hızdan süpsonik hıza geçerken şok dalgası oluşur. Bu şok dalgası da havanın sıcaklığını arttırır ve havanın kimyasal tepkimeye girerek enerji kaybetmesine, ayrıca yanma odasına yakıtın yanma veriminin düşmesine neden olur. Ramjetlerin ulaşabileceği hız, kullanılan yakıt miktarına göre değişiklik gösterse de 4 Mach ve 8 Mach arasında değişen bir aralıktadır. Scramjetler, bütün motor boyunca havanın süpersonik hızda akmasına izin vererek yüksek sürükleme ve düşük yanma sorununu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Motora giren hava ramjete göre daha az hız kaybettiğinden daha az sürükleme oluşur. Ayrıca daha az ısınarak yakıtın daha etkili yanması sağlanmış olur. Yüksek hızda akan hava içerisine yakıt karıştırılıp yakmak için çok az süre bulunması ve motor içindeki en küçük bir geometrik bozukluk yüksek sürükleme oluşmasına sebebiyet verecek olması en büyük sorundur. Scramjet en basit anlamda ağız ağza bağlanmış iki yünüye benzer. Ön taraftaki yünü biçimi havanın içeri girerken sıkışması ve ısınmasını sağlar. İki yününün birleşim noktasına benzeyen ve en dar kısım olan noktada sıkıştırma en yüksek değerdedir. Bu anda yakıt eklenerek yanma gerçekleşir. Yanma sonucu gazlar ikinci yünü biçiminden tıpkı roket lülesine benzeyen bölüm dışarı atılır ve etki oluşturur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.